Merhabalar, ben bugün size otizm spektrum bozukluklarından bahsetmek istiyorum. Otizm spektrum bozuklukları anne karnında beyin gelişim sürecinde yapısal ve fonksiyonel farklılıklardan kaynaklanan, sebepleri poligenik olarak yani birden fazla genin etki ettiği, onun dışında çevresel faktörlerin ortaya çıkış süresinde ve şiddetinde az veya çok etkide bulunduğu diğer nörogelişimsel rahatsızlıklardan bir tanesidir. Spektrum anlam olarak baktığımız zaman yelpaze veya şemsiye manasına gelmektedir. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde otizm spektrum bozukluğu, otizmin iki temel belirtisi olan sosyal ve iletişimsel bozukluk ve sınırlı ilgi alanlarının farklı bireylerde, farklı şiddetlerde, farklı şekilde kendini ortaya koyduğu, farklı poliklinik tabloların ortaya çıktığı, birden fazla çok sayıda hastanın bir araya geldiği bir rahatsızlık manasında kullanılmaktadır. Günümüzde otizm ya işlevsellik düzeyine göre düşük işlevselliden yüksek işlevselliğe kadar ya da şiddetine göre yüksek şiddetliden düşük şiddetliye kadar olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Otizm spektrum bozuklukları biraz önce de bahsettiğim gibi %90'a varan genetik geçişiyle psikiyatrik rahatsızlıklar arasında bipolar bozukluk ve şizofreniden bile daha fazla genetik geçişe sahip olan bir rahatsızlıktır. Çevresel faktörler olarak da doğum öncesinde, hamilelik sırasında, doğum sırasında ve doğum sonrasında olan birçok etmen gözden geçirilmiş ama günümüzde çevresel faktörler olarak en etkilisi 40 yaşını aşmış baba yaşı olarak görülmektedir. Otizm spektrum bozukluklarında ilk olarak karşılıklı gülümseme, parmak takibiyle başlayabilen semptomlar, daha sonrasında en erken koyabildiğimiz 18 ay 2 yaş civarında mış gibi gündarın olmaması ve ortak dikkatin olmamasıyla kendini gösterebilmektedir.